sonra yalanı yine kullanmayacağız. Yalan söyleme bak gibi tabir yerine doğruyu söylemen istiyorum. Bunun gerçeği nedir? Evet. Olay nasıl oldu deyip hani şiddet uygulayacak veya tehdit edecek bir ses tonuyla olmaması lazım. Sevgi, şefkat ve kabullenişle. Burada püf nokta hakikaten doğruyu söylemek çocuklar için, hepimiz için hatta madalyalık bir durumdur. Kesinlikle öyle. Çocuklarımız bizim en değerli varlıklarımız. Dolayısıyla da onları yetiştirmek de en büyük görev de bize düşüyor. Dolayısıyla topluma ve vatanı milletini seven hayırlı evlatlar olması bizim elimizde. Dolayısıyla da bunun için de en başta zaten sevgi göstermeliyiz. Sevgi göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Sevgiyle, azıcık da bir disiplinle ama doğru yönlendirilerek. Zaten yalan söylemenin hani küçük yaş işte eğer ufak tefek şeylerden yalan söylüyorsa nasıl olsa küçük çocuktur dememek lazım. Çünkü bu ilerleyen boyutlarda daha farklı bir şeye yönelebilir. Dolayısıyla da hayır demeyi de öğretmemiz gerekiyor. Çocuklar için yapılan biliyorsunuz ki birçok işte istismar durumlarında hani bize karşı da aslında çocuklarımızın her şeyi anlatabilmesi gerekiyor. Dolayısıyla da yaşadığı kötü bir şey bile olduğu zaman sizin de söylediğiniz gibi bir arkadaş gibi yaklaşması gerekiyor aslında bizim de çocuklarımızın. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mıydı Ekrem Bey? Şimdi olabildiğince yani ebeveyn olarak yaklaşacağız ama dediğiniz gibi arkadaş gibi. Ve gerektiğinde de birkaç dakikalığına mı olur, birkaç saatliğine mi olur, onun yamacına inip arkadaş gibi oynayıp bazen ona eşlik edip sonra ebeveyn olduğumuzu hatırlatmakta yarar var. Şimdi bir de yalanla ilgili şu püf noktayı vereyim. Yani çocuk yalan söylemenin ne kadar kötü olduğu nasihatini aldıktan sonra sizleri izlemeye alacak. Aman dikkat. Mesela birisi kapıyı çalıyor. Çocuğa söylemesi isteniyor. Babam evde yok. Mesela örnek. Evet. Yani baba evde mi? Nasıl deriz yok diye. Yani anlatabildim. Ama bu küçük bir şey ne olacak? İşte küçük yalanlarla başlıyor. Çocuk bizim bir küçük yalanımızı bunu 100 yapabilir. Ondan dolayı madem Dünya Sağlık Örgütü'nün son standartlarına göre 65 yaşına kadar genç kalacağız. İnşallah öyle olur. Çocuklarımızın gelecekteki halini de göreceğiz. Bugünlerde gelecek.